Merhaba, bugün Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Rakibe Batı Hanımefendi ile birlikteyiz. Fuzul Oto Sistemi ile araba sahibi olan Rakibe Hanım bugün Fuzul Oto Sistemi ile tanışma hikayesini anlatacak bize. Evet Rakibe Hanım, nasıl tanıştınız Fuzul Oto Sistemi ile? Komşularımızla bir aradaydık. Ev araba muhabbeti yaparken işte ben de faize bulaşmamak için ev sahibi olamadık, araba sahibi olamadık. Komşumuz da dedi böyle bir sistem var dedi, Fuzul Ev diye bir yer var dedi, bence gidin bir başvurun dedi. Biz de onun tavsiyesiyle aradan böyle bir hafta iki hafta geçti, kızımla çarşıda dolaşıyorduk. Bir girelim konuşalım bakalım ne diyecek. Girdik konuştuk, bize yattı kafamıza. Ondan sonra eşime anlattım, o da onayladı. Sonra eşimle geldik, bir ay geçti o üzerinden. Sonra Eray Bey ile görüştük. Sağ olsun güzel ilgilendi bizimle. Sonra işte bize anlattı sistemi. Biz de onayladık. Peki Fuzul Oto ile tanıştınız. Ondan sonra nasıl net olarak karar verdiniz? Eşinizle mi konuştunuz, kızınızla mı konuştunuz? O dönemden biraz bahseder misiniz? Eşimle konuştum. Çok istedim. Ben dedim faiz istemiyorum. İşte Rabbim de buyuruyor. Bakara suresinin 275. ayeti, 278 ve 279. ayetlerinde faizden çok bahsediyor. Ben de bu yüzden korktum açıkçası. Yani eşime dedim, o çok kredi işine yani bakıyordu, kredi olsun istiyordu. Ben de istemedim. Dedim ben krediye bulaşmak istemiyorum, bankalara bulaşmak istemiyorum. Dedim evi olan da ölüyor, kirada olan da ölüyor. Ben dedim dünyamı da ahiretimi de mahvetmek istemiyorum. Olursa olur, olmazsa olmaz dedim. Bayağı biraz süreç geçti aradan. Ondan sonra o da kabul etti. Şükürler olsun bugün araba sahibi olduk sizlerin sayesinde. Eray Bey'in, Semih Bey, Merve Hanım çok emekleri geçti bize. Allah razı olsun hepsinden. Yani inşallah ev içinde düşünüyoruz. Yani istiyorum ya olacak ya olacak öyle diyeyim ev. Yani olmazsa da bankaya kesinlikle olmaz. İnşallah olacak yani ev istiyoruz. Peki çekilişlerimizi takip ediyor muydunuz? Evet takip ediyordum. İstanbul'a da geldim hatta çekiliş için canlı şahit oldum. Evde de çekilişlerimi hep sürekli takip ediyordum kaçırmadan. O gün de benim grubum söylenecekti. O kadar pür dikkat dinliyordum ki ama ne kim etse bilmiyorum kaçırdım o gün. Sonra dedim ay bunda da bir hayır vardır dedim. Bize de yine çıkmadı diye düşündüm. 5 dakika geçti aradan. Arkadaşlarınızdan işte Merve Hanım aradı. Müjdemizi isteriz. Çekilişte kazandınız arabayı diye. Yani o mutluluğumu hiç anlatamam. Ağlamaya başladım. Mutluluktan inanamadım. Sonra kapattım. Eşimi aradım. Araba çıkmış bize diye. Ama görüntülü aradım. Ağlıyorum. O da bir şey oldu zannetti. İşte hani iyi işte güzel karşıladı ama ben yine inanamadım. Kapattıktan sonra tekrar aradım Merve Hanım'ı. Dedim ya gerçekten şaka mı yapıyorsunuz? Çıktı mı bize araba diye. O da yok şaka değil dedi, kazandınız dedi. Yani o mutluluk çok başka bir şey. Sürekli iki gün üç gün sürekli ağladım. Hatta şükür namazı da kıldık ailecek. Çünkü bilmiyorum 23 yıllık evliyim. 20 yıldır kiradayım. İnşallah ev sahibi de olacağım sizin sayenizde. İstiyorum. Peki teslimatınız nasıl gerçekleşti? O konu hakkında bize bilgi verir misiniz? Teslimat şubenizde bekledik. Zaten çabucak yattı hesaba para. Sonra parayı aldık. Sonrasında gittik notere. İmzalarımızı attık. Şükürler olsun. Bugün araba yanımızda. Peki Fuzul Ev sistemini hiç bilmeyen, Fuzul Oto sistemini hiç bilmeyen kişilere buradan ne söylersiniz? Sisteme girdiğimizde akrabalarımızın tepkisini aldık. Biz böyle bir sistem duymadık. İşte hani yanılıyorsunuzdur, niye böyle bir şey, bir hata ettiniz dediklerinde ister istemez bizi etkilediler. Tabii ben artık aylar geçtikçe kurada da tabii hemen pat diye çıkmayabiliyor, şans işi. 8 yanlış hatırlamıyorsam 8-9 ay kadar geçti aradan. Ondan sonra dedim bu hafta yine çekiliş var, ben dedim Fetih Suresi okuyacağım. Başladım, niyet ettim 21 tane Fetih'e başladım. 5 günde bitirdim. Son 2 tanesi son güne bıraktım. Bitirdim, yarım saat sonra çekilişte takip ediyorum. Benim grubumda adımı atladım. Yani orayı dikkat edemedim.
Grup geç, ay dedim nasip böyleymiş, yine çıkmadı dedim. Ama kapattım, işte arkadaşlarınızdan Merve Hanım aradı. Dedi Müjde böyle böyle kazandı ama ben duymadım, ismimi izliyordum dedim. Kaçırmışsınızdır dedi, inanamadım. Sonradan hatta yine tekrar yayını izlediğimde baktım ismim söyleniyor. Ama o kadar heyecanlandım ki yani güvensinler, yani en küçük bir soru işareti olmasın. Kesinlikle faize girmesinler. Bence bir başvursunlar, gelsinler bakalım nasıl ödeme şartlarında öğrensinler. Bence hiç geç kalmasınlar. Yani ben şükürler olsun gerçekten Rabbime bu günleri gösterdi bize. İlk başta size yargılayıcı gözlerle bakan akrabalarınız sonradan herhalde bu sisteme dahil olmak için sizi sıkıştırmaya başladılar. Aynen öyle oldu. Ama şimdi gerçeği gördüler yani, öyle diyebilirim. Peki son olarak buradan Fuzul Ev ailesine bir mesaj iletseniz bu ne olurdu? Bize böyle bir imkan tanıdığı için, böyle bir sistem, çok teşekkür ederim. Çalışmalarınızın devamını dilerim. Biz de size hayırlı, güle güle kullanmayı inşallah temenni ederiz. Hayırlı olsun tekrar.